kervanın sayısını azaltmak gerekmez miydi? Hem böylelikle Osmanlı için daha cezbedici bir hale almış olurdu. Hayır. Nikola, Osman bu kervanın önemini biliyor. Sayıyı azalttığın takdirde bunun bir tuzak olduğunu anlayacaktır. Böylesi bir kervana saldıracak diyorsunuz yani. Onlar kendilerini kurt, bizi koyun gibi görüyorlar. Oysa biz kuzu postu altındaki aslanlarız Nikola. Onları parçalayacağız. Kervanın başında Argus olsun. Sen iyice gizlen. Osman size saldırdığında ben de arkasından geleceğim. Masum kervancılar iyi birer kılıç ustası çıkacak tabii ki. Osman arada kalacak ve ezilecek. Üstad Arius, çok önemli bir haber olsa gerek. Böyle sımsıkı tutuyorsunuz elinizde. Daha zamanı var Nikola. Daha var. Üstad Arius, karanlıkların efendisi. Bir kalenin fethi için çok şey kırmak gerek. Kaleyi koruyan yalnızca surları değildir. Evvel o kaleyi tutan komutanın cesaretini kıracaksın. Askerlerinin ona olan itimadını kıracaksın. Ve sabahsının zafer inancını kıracaksın. Şimdi bu gelecek kervan İnegöl'e can suyu olacaktır. Ama... Ama suya ihtiyacı yoktur. Gayrı İnegöl kuruması gereken ağaçtır. Madem o gizliyüz, Nikola'yla birlikte iş tutar. O da buralarda olabilir. O sebeple tedbir elden bırakmayacağız. Barkın Bey. Diyesin Cerkutay. Barkın Bey. Bu satlarınız keskin mi? Değilse hepsini iyice bileyim. Heh. Benim bu satlarım her daim keskin Cerkutay. Sen hiç merak etme. Heh. İyi. Yolun her tarafına konuşlanacağız. Ama tek bir malı dahi zayi etmeyeceğiz. Zira önümüzdeki fetihlerde bizim de işimize yarayacaktır. İnşallah o gizli yüz de orada olur. İnşallah karşımıza çıksın da Marim'in bebeğimin katline sebep o çıyanın da sonunu getiririz. Nikola'yı da unutmayalım Turgut. Bir de Nikola var. Önce kervanını, sonra kalesini, sonra da kellesini alacağız. Geç kalmadık mı Osman Bey? Konur, Boran ve üç koldan saldıracağız. Ama siz kervanın arkasını saracaksınız. Eğer bir oyun ederlerse o vakit siz kurdun kuzuya daldığı gibi dalacaksınız. Gereken neyse yapılır.
Azamız mübarek ola. Amin. Altlar. Haydi. Altlar.